Savcım, beni görmek istemişsiniz. Savcım, hoş geldiniz. Ben yerinde mi diye sormuştum. Ben gelecektim yoksa. Fark etmez, geldim işte. Evet. Savcım, haberler biraz can sıkıcı savcım. Kadir Adarlı'nın avukat ordusu mahkemeye her gün dilekçe yazıyor, itiraz. Tutukluluğun tekrar değerlendirilmesi için işte bir ton bahane. Serbest kalması için mi? Evet. Kadir Adarlı da bütün suçlamaları reddediyor. İşte kara para akladığını, örgüt lideri olduğunu, bilimin bütün suçlamaları. Metin Amir'i de ben öldürmedim. Beni de kaçırmaya çalışan adamları öldürdü. Ben de mağdurum. Düşmanlarım tarafından kaçırıldım. Onlardan kaçarken de polis yakaladı diyor. Adamları ne diyor? Onaylıyorlar savcım. Hiçbiri satmıyor. Aralarında itirafçı yok. Biz de emri verdiğine dair bir delil bulamadık. Babamın ve bir polis memurunun ölümüne sebep olduğu. Ayrıca Çınar ve Osman'ın ifadelerinde canla ilgili bilgi var. Hiçbir hakimin böyle saçma bir reddedişi dikkate alacağını sanmıyorum. Savcım, ben sadece haber vermek istedim. Teşekkür ederim savcım. Kolay gelsin. Söyle kardeşim. Şarküterici Sercan'ı bulduk. Arkadaşlar getirdi. Siz ifade için hazırlıkları yapın. Geliyorum hemen. Evet Sercan efendi. Geç oturuyorum. Umut, yok yok. Onu hiç oturtma. Doğru sorgu odasına. Avukatı varsa gelsin. Yoksa da hemen baroyu arayın, ayarlayın bir tane. Fırla. Fıstık hayırdır ya? Tuğçe'ye poğaça getirdim. Vay, gel bakalım. Tuğçe! İşte arkadaş gibi arkadaş. Bak, ya. Bak gelmişim. Yalnız Çınar'ı soracaksan haber yok. Biliyorum. En sevdiğinden. Dereotlu. Dereotlu mu? Evet. Abo. Yani sen şimdi bunu babana hiç ikram etmeden yiyeceğim ve o senin boğazından böyle yağ gibi geçecek mi kızım? Yok babacığım, asla. Çok teşekkür ederim. Babasının bir tanesi ya. Ölürüm ben bunun için var ya. Ölmesen de olur. Yiyirim seni ben. Bu arada Ulgas savcım sorgu için gelecek, hazırlıklarını yap, tamam? Tamamdır. Bir de bu çaysız gitmez, biliyorsun değil mi? Emir anlaşıldı başkomiserim. Çay. Çünkü neden almasın? Ya şu ifadeye alınan adam. Aranan adam değil mi? Hani şu Meltemlerin. Evet, şarküterici. Abi Tuğçe, ben bu benim masaya iki tane çay, bir de başkomiserime bir tane çay gönderir misin? Sağ ol, tamamdır. Hah, aferin sana parla kuş. Sen şimdi olduğun yerde kal. Sercan'ın ifadesini görmeye çalış, tamam mı? Ilgaz'a da yakalanayım deme, dikkat et. Bak, maksimum dikkat. Merak etme, elimden geleni yapacağım. Tamam, hadi aferin sana, öpüyorum. İçeride mi? Doğrudur savcım. Barolan avukatı da geldi. Hazır ve nazır kendisi. Bir şey yakalarsan direkt gel içeriye, tamam mı? Tabii başkomiserim. Savcım. Otur. Emredersin sayın savcım. Evet. Anlat bakalım. Olay gecesi neredeydin? İhsan abinin öldüğü günü diyorsun. Öldürüldü. Vallahi ben de duydum. Çok üzüldüm. Soruya ama cevap ver, soruya. Zaten siz de diğerlerinin ifadelerinden anlamışsınızdır. Ben o akşam misafirliğe gittim. Sağ olsunlar, yedik, içtik, izlet ikram. Sonra kalktım, eve gittim. Emin misin? Aksini iddia eder mi? Bırak bu kibar abi ayaklarını. Meltem'in odasına girmişsin, biliyoruz. Lafı dolandırmadan anlat. Vallahi billahi gönüllü değildim sayın savcım. İhsan zorlayınca ben de... Vallahi ya. Oğlum nedir bu zorlamak lan? Bize bir anlatsana. Savcım da merak ediyor, ben de merak ediyorum. Ne yaptılar mesela? Ha? Silah mı dayadılar kafana lan? Ne yaptı bir anlatsana. Yemin bize. Ederim iyi bir insan. Yemin etme lan. Ya ben bir şey yapmadım. Ya kimseye zarar vermedim ben. Hatta dokunmadım bile kıza. Sonra kavga çıktı. İhsan bir anda odaya girdi. Tekme tokat girişti kıza. Yaralandı mı? Kim? Meltem. Evet. İhsan pataklayınca tabii kız yere düştü, kafasını çarptı. Yardım ettin mi? İyi insan Sercan. Ettim tabii başkomiserim.
Kaldırdım yerden. Başında kan var mıydı? Evet. Hatta yardım etmek istedim. Bir bakayım dedim, istemedi. Sonra Meltem salona koştu. Arkasından da İhsan gitti. Ben de üstümü giydim. Ha bir de soyundun yani. Evet, Meltem salona gitti. Sonra? Sonra bir baktım cüzdan yok. Lan! Aklını al lan! Aklını alırım seni! Cüzdanı bulamayınca bir de salona bakayım dedim. Odadan bir çıktım, çıt yok. Bağırış çağırış kesilmiş. Sonra uzandım, bir bakayım dedim. Mala döndüm. İhsan yerde. Karnında bıçak. Başında da Dane, Meltem, bir de oğlan. Üçü de mi? Üçü de. Emin misin? Eminim Sayın Savcım. Kim yaptı o zaman? Gördün mü onu? Bilmiyorum başkomiserim. Yani ben o kısmı görmedim. Zaten salona gidene kadar olay bitmişti. Ama üçü de başındaydı değil mi? Doğru gördün. Yemin ederim. Ekmek. Yemin yok. Kimin öldürdüğünü anlayacağım bir şey. Bir an. Birinin üstünde kan var mıydı mesela? Onu görmedim. Yani fark etmedim. Ekim daha yakında onu görmüşsündür herhalde. Üçü de. Yani öyle gibi gördüm. Hangisi korkmuştu? Üçü de şoklanmış bakıyorlardı. Öyle hareketsiz. Hatta benim orada durduğumu anlamadılar. Duymadılar. Gittiğimi bile görmediler. Bir yardım edeyim demedin mi lan? He? Bir ambulans çağırayım, bir el atayım. İyi insan. Korkmuştum başkomiserim. Yani ne bileyim dedim şimdi olay büyür. Şahit falan yazarlar. Evliyim bir de, çocuğum var. Kızın kafası kanayınca da panik oldum. Ellerim de kan. Ne yapayım? Attım kendimi evden dışarı. Göksu abla, bu Meltem evin sokak kapısındaki parmak izi, Sercan Yurtcan'ın parmak iziyle eşleşiyor mu? Bir bakar mısın? Ama çok acil. Tamam, hemen bakıyorum. Tamamdır. Oradan da eve gittim direkt. Saat kaçta çıktın insandan? 4. Emin misin? Eminim. Yani ilerleyince evden acaba taksi bulabilir miyim diye telefona baktım. Ondan şey ettim. Çağırdın mı taksi? Çağırdım. Hangi uygulamadan? Bingel'den. Uygulamayı incelediğimiz gibi yalanın ortaya çıkar biliyorsun değil mi? İnceleyin savcım. Ben bindim. Alın arkadaşı nezarethaneye. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım sayın savcım. Suçsuzum ben. Öldürmedim, ben bir şey yapmadım. Cinsel saldırı da bir suç. Sonucu olmasa da avukat izah etsin sana. Dokunmadım ki ben kıza. Dokunmadım savcım, vallahi alkollüydüm. İçmeyecektin o zaman o kadar. Ben bir şey yapmadım avukat bey, yardım et lütfen. Ya gözünüzü seveyim. Ya çoluğum çocuğum var benim, gözünüzü seveyim. Bu hatları karıştırmadan önce düşünecektin onu. Avukat bey yardım et. Ciğerim. Avukat bey. Alalım şahsı. İşlemler tamamlansın bakacağız. Ya ben bir şey yapmadım, dokunmadım kıza. Savcım gün yüzü görmeyeyim ben bir şey yapmadım. Sakin. Zorluk çıkarma. Abi kader kurbanıyım. Yürü. İnsaf edin ne olur lütfen. Evet. İçeri gelmediğine göre bir şey bulamadın herhalde. Vallahi Göksu abla da baktı parmak izine, eşleşiyor. Meltem, Dane, Atilla üçü de yalan söylüyor. Meltem'le Dane'yi çağıralım, yeniden ifadelerini alacağım. Evet teyze hoş. Ilgaz abi vermiş talimatı. Meltem'leri tekrar çağıracaklarmış. Öf, tamam bu Sercan ne demiş onu öğrenmemiz lazım ama. Göremedim mi ifadesini daha parla? Henüz değil ama öğreneceğim. Tamam öğren bir şekilde. Tamam.
Ya bu şarküterici Sercan var ya, bir şey yapmış mıdır Meltem, ne diyorsun? No comment kanka. Ya Tuğçe, çok merak ettim. Kesin ifadesi düşmüştür, sana açsana bir bakalım kim bilir ne uydurdu sapık. Sence ben bunu yer miyim? Tabii ki. Ya geyine yapıyorum. Hı hı, net geyinedir. Çünkü biz markette kasadayız, canımız sıkılmış, goy goyumuz gelmiş değil mi Parla? Ya sen de. Bak, çay, kahve, bir şey istiyorsan söyleyeyim. Ama ötesi çıkmaz benden dostum, yani özür dilerim.